ben size yardımcı olamam. Yani çünkü ben doktorum, tamam mı? Yani benim işim hastaları iyi etmek. Daha fazlasına karışamam. Yani eğer karışırsam işin içinden çıkamam çünkü yani. Bak Selvi, birazdan babam buraya geri gelecek. Cemal, senin de artık buradan gitmen gerekiyor. Ne yapalım işte? Hayat böyle bir şey. Bütün masallar mutlu sonla bitemiyor işte. Ya yani çok üzgünüm ama size daha fazla yardımcı olamam. Bizimkisi bir masal ama mutlu sonla bitecek. Biz vazgeçmeyeceğiz. Biz pes etmeyeceğiz. Söz verdik çünkü. Hem zaten ne anlamı var ki ben servisiz olursam? İsterlerse vursunlar, assınlar, kessinler, umurumda bile değil. Bakın, siz ne derseniz deyin, biz vazgeçmeyeceğiz. İsterse gelsin babam, ikimizi birden vursun şurada, umurumuzda değil. Yok yok, vurmazlar değil mi? Yani vurmaz, öyle bir şey yapmaz değil mi? Ya siz benim babamı tanımıyorsunuz. Adam 4 tane silahla geziyor. Yastığının altına silah koyar, öyle yatar bu adam. Benim babamın en sevdiği söz, namus kanla temizlenir. En sevdiği film, çatıdaki ceset. En sevdiği yemek, karnı yarık. Ne bileyim, ilk lakabı, ilk façacı. Daha saymaya devam edeyim mi? Ne istiyorsunuz? Hay, yok yok, yok. Yani bir şey soracağım. Ay siz böyle ölmeyi göze alacak kadar çok mu seviyorsunuz birbirinizi, ha? Tamam, tamam, o zaman hemen şimdi size bir test yapıyorum. Cemal, Selvi Türk kahvesini nasıl içer? Az şekerli. Selvi, Cemal Adana mı sever, Urfa mı? Adana. Tamam. Selvi'nin en sevdiği film artisti kim? Adile Naşit. Cemal 2. Hülya Koç Yiğit. Valla son soruya geldik. Selvi'nin yükselen burcu ne ha? Nisan, bir saniye bakar mısın? Tamam, geliyorum. Valla testi geçti Nisan. Geçtik testi. Nisan, Selvi'nin ailesiyle konuştum. Birkaç test yapacağız. 1-2 saate daha ihtiyacımız var dedim. Yani zırvaladım işte bir şeyler. Nisan bak, 2 saatimiz var. Tamam mı? Cemal'le konuş gitsin. Vedalaşsınlar ve buradan gitsin, bu kadar. Ama hocam. Nisan, biz bu konuyu konuşmadık mı seninle ha? Ya tamam, tamam konuştuk. Ama yani inanın birbirlerini çok seviyorlar. Ya birbirleri için ölmeyi göze almış onlar. Tamam, yani siz bana bunu söylemeden önce ben içeriye girdim. Cemal'le konuştum. Cemal dedim, gitmen gerekiyor dedim. Ama olmuyor, gidemiyorlar işte. Of Nisan, of. Bak bazen yapacak bir şey yoktur yani. Bizim işimiz değil bu, olmaz, olmaz. Bir şey soracağım size. Sor Nisan. Yani eğer sizin sevdiğiniz kadını zorla başka birisiyle evlendirmeye kalksalardı, siz gider miydiniz? Nisan, laf kalabalığı yapma, kandıramazsın beni. İnsan sevdiğinin peşinden gitmeli, tamam mı? Ben bir tek bunu bilirim. Yani? Yani insan sevdiğinin peşinden böyle gitmeyip böyle olduğu yerde durunca bir gelip sevdiğini alıyor. Ondan sonra da böyle bir de uyuz uyuz hareketlere katlanıyor. He? Sinan hocam. Evet. Özge Hanım geldi, sizi görmek istiyor, eğer müsaitseniz. Tamam, geliyor der misin? Tamam. Nisan, Cemal'e söyle, bir an önce buradan gitsin, tamam? Nisan, bana söz ver. Nisan. Söz. Bak, söz verdim. Sinan Hoca ailenle konuşmuş. Fakat durumu çok fazla çaktırmamış. Yani en fazla 1-2 saatimiz var. Şimdi şöyle Selvi'cim, ben bu odadan çıkacağım. Beni daha fazla zorlamayın çünkü ben size yardımcı olamam. Tamam. Ama yani size şunu da söyleyemem. Yani bu odadan çıkıp sola doğru döndüğünüzde koridorun solunu takip ederseniz oradan böyle arka kapıya ulaşırsınız. O arka kapıdan da böyle yürüme mesafesinde 2 dakika sonra caddede olacağınızı falan da ben size söyleyemem. Yani benim böyle şeyleri söylemeye hakkım yok. Neden? Neden söyleyemem? Çünkü ben söz verdim Sinan Hoca'ya. Eğer benim size yardım ettiğimi duyarsa beni öldürür. O yüzden ben size bunların hiçbirini anlatamam. Yani şimdi ben çıkıyorum odadan. Ya her dakika gelip sizi kontrol edecek değilim tabii ki de. O yüzden ama siz de çabuk olacaksınız, hızlı davranacaksınız. Çünkü çok fazla zamanınız yok. Ha bu arada Cemal bak. Kızın babasının şakası yok, silah falan var. Öyle yakalanırsanız romantizmi tamamen bir kenara bırakıyorsunuz. Tamam mı? Öyle yani kusura bakma ama Selvi'cim kimse için ölmeye değmez. Can bu. Aa. Nisan Hanım, onların silahı varsa benim de var. Ben de aldım. Yani ne olur ne olmaz diye almıştım. Ha, o ne ya? Senin ne var elindeki? Sok onun cebine. Sok. Görmedim ben öyle bir şey.
Ha yok yok. Ben şey olsun diye aldım. Selvi'yi bana vermezlerse kendimi intihar edeceğim. Cemal! Evladım! Sok onu cebine, sok! Aa bak bir şey söyleyeceğim. Biri pişman etmeyin ya. Sok, sok! Ay uf Nisan, uf ya! Gene kendini silahlı bir durumun ortasına soktun yani. Bana bakın, bana bakın ben size güvendim. Yani beni pişman etmeyin, tamam mı? Ne olursa olsun o silah dışarı çıkmayacak. Söz ver. Tamam, tamam. Bana bakın, beni pişman etmeyin. Ben şimdi buradan çıkıyorum. Ben hiçbir şey duymadım, görmedim, bilmiyorum. Tamam mı? Nisan Hanım, peki nasıl çıkacağız? Yani ya biri görürse? Aa, evladım, her şeyi ben mi söyleyeceğim? İlla ya birazcık kafayı çalıştırsanız da gençsiniz siz. Ya sen sahte doktor değil misin? Allah sana röntgene röntgene bir şey götür ya. Tamam. Nisan abla, ya çok teşekkür ederim sana ben. Ben seni hiçbir zaman unutmayacağım. Ay kıyamam. Ben de sizi unutmayacağım ama çok dikkatli olun tamam mı tatlışlarım? Hadi görüşürüz. Doktor bacım, tam vaktinde denk geldin ha. Ya bunlardan hiçbiri hiçbir şey bilmiyor vallahi ya. Şey diyecektim, bu bizim kızı ne zaman gördük acaba? Şimdi efendim şöyle, sizin kızınızda böyle strese bağlı bazı durumlar gelişti. Biz de o yüzden kendisine şimdi ilaç verdik, uyutuyoruz. Ama yani önemli bir şey değil, birkaç saate falan iyi olur yani. O maşallah. Tamam da bacım, biz ne zaman alacağız bu kızı? Yakında. Coming soon. Yani çok yakında. Allah'ım ben neler diyorum ya. Şimdi efendim, şöyle. Biz sizin kızınıza ilaç verdik, uyutuyoruz. Bunu neden yapıyoruz derseniz eğer, vücudumuzda biz uykudayken böyle salgılanan nörotransmitterler vardır. Bu da vücudumuzun iyileşmeyle ilgili olan dengesini böyle sağlar. İyileşme hızımızı bizim böyle şey yapar, çabuklaştırır. Çok çok iyi anladım da o şey ne oluyordu? Nörotransmitter bir şey dedin ki sen o neyin nesiydi onu anlayamadım. Ne diyor babacığım? Küfür mü ediyor? Ay yok yok canım yani ben ne küfür edeceğim küfür falan değil. Şey diyorum ben nörotransmitter diyorum. O nörotransmitterler bizim böyle vücudumuzdaki bu küçük hormonlarla onlarla da birleşirler falan. Bu küçücük şeyler bizim beynimizle vücudumuz arasındaki dengeyi sağlarlar. Bunlar böyle minnacık şeylerdir ama çok işe yararlar. Affedersin doktor bacım şey diyeceğim. Bu bizim kız acaba bir şeyler mi salgılıyor yani affedersiniz ama. Alo size diyorum hanımefendiciğim. Yahu babacığım bir şey söylüyor. He. Cevap versene. Bir saniye izninizle ben geliyorum. Aha geldi karı la. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.